Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ala resulina Muhammedin salavat. Şuraya bir tarih yazaydık abi. Ha, tarih yazar mısın, yaz abim? O kalemleri de unuttum. Masanın üzerinde... Ben getirdim abi. Ben getirdin mi? Yeni kalemler vardı benden. Masanın üzerinde o büyük kalın olanlar. Sen değil. Masanın üzerinde kalemler şey yap. Şeyler mi? Kim? Kardeşler verdi ben geldiğimde yukarıdan. Benim odamdan mı? Bakayım. Hani bakayım bana getirir misin? Bakayım. Gel 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 bakayım. Kardeşlere verdi mi orada? Yok yok yok. Kim hangi kardeşlere? Kardeşim yok. Ben kaynadayken vermişim. Yok yok. Bunlar aşağı indik. Dima tarih. Ne yazayım abi? Dima 130. Dima 130. Akıl. Tarihat. Tefecik mekan. Şimdi bu yazarken biz okuyalım. Şimdi bazı temel şeyleri bilmek lazım. Abdullah, temel. Bu, ne yapıyorsa ona çevir. Evet, yani şey geçiyor. Tamam abi. Ne yapılıyorsa ona çevireceğiz. Şimdi temel kavramları, temel yapı taşları binanın taşlarına benziyor. Ve mekanın havadadır yani. Mekanı yok. Yani bina yaptığın zaman oluşan odanın mutlak ve muhit olan havayı belirli şeylerle, duvar dediğim şey, duvarlarla mekan yapıyoruz. Mesela şurası. Dışarıdan farkı yoktur. Bu mekanı biz kayıtlarla oluşturuyoruz. Aslında mekan yok ya. Biz oluşturduk burada. Burada yok. Şimdi kavramlar da böyle. Kavramlar mutlak ve muhit olan bu mekanı biz oluşturuyoruz. Mekanı yapıyoruz. Kavramla mekan yapıyoruz. İçindeki mana mutlak ve muhit. Bir daha bak. Şunu çevirdik. Kaldır bunu böyle. Kaldır yok et. Burada böyle bir mekan yok. Aynı oldu. Oturttun, buraya bir hat koydun, muayyenleştirdin, tamam? Buraya koydun, buraya anlam yükledin, yani anlam aldıktan sonra anlamlaştırdın, kavram da böyle. Namusla eneği de biz mi yapıyoruz o zaman abi? Namusla kanunu böyle yapıyoruz. Kanun emirdendir, namus iradedendir. 55. sayfa Mesnevi Nuriye'de. Biz böyle kendimiz yapıyoruz. Mutlaklığı muayyenleştiriyoruz. Yani Allah da alemimizde böyle. Şimdi sembol meyvenin resmine benzer. Onu tatmak, deneyimlemek. Geçen biraz bahsetmiştim bundan. Mesela elma. Resim yani. Kavram yani bu resim. Yani onu yiyerek tatmak, işte bu tatmanın adıdır enfusilik. Yani resmine bak. Tutuyorsun, kokluyorsun. Fakat bir de onu yiyorsun. Zahiri ilimler resimlemek veya nüfus cüzdanları gibidir. Nüfus cüzdan sahibinin hissiyatlarını ve latifelerini göstermez. Zahirdekiler toplumdan topluma, kültürden kültüre değişirler. Terimler
zahirdeki boyalar veya toplumların giydirdiği libastır, elbisedir. Terim de bu. Sembolle farkı şu. Terim zahirde gözüken var ya, zahir. Yani kültürden kültüre, gelenekten geleneğe o manaya giydirdiği libaslardır, elbiselerdir veya disiplinlerdir. Hayata eylem olursa disiplindir. Her bir iş yerinin bir disiplini vardır. Her bir dershanenin disiplini vardır. Her bir gayenin bir disiplini vardır, yöntemi vardır. Onunla gidilir. Kendi kafana göre bir hedefi görmüşsün. Senin dışında oluşmuş bir hedef var. Mesela Allah senin dışındadır. Ahiret senin dışındadır. Alem-i gayb senin dışındadır. Ama ona varmak için kendin bir yöntem buluyorsun. Değil yani. O kiminse yöntem de onundur. O yöntemle. Şöyle de denilir. Her fen kendi lisanıyla doğar. Mesela fizik, kimya. Eğer kimyacı olmak istiyorsanız o tanımları, tabirleri bilmen lazım. Mesela fizikte atom var. Bunda yürümen için atomu bilmen lazım. Atoma sen değiştireyim diye tercüme etsen minnacık diyemezsin. Mesela elektron 2'de bir orada zipsop. Zipsop diyemezsin yani. Elektron diyeceksin. Yani o zaman her fen kendi lisaniyle doğuyorsa, Risale-i Nur da bir fendir. Dört ismin cemini yapan evvel, ahir, zahir ve batın. O zaman kendi lisaniyle doğar. Ben gönül vermişsen bu kendi lisanını çözmen lazım. Her şey terimlerle özelleşir, kavramlarla genelleşir. Sebebi gayesinde, gayesi sebebinde olan vücudun birliği olur, bütünlüğe kavuşur. Sebebi gayesinde olan. Öyle acayip bir şey ya. Gaye ne? Sebebi de orada. Yani dertler bana derman imiş. Dermanın kendisi dertlermiş. Dertler bana derman imiş. Çünkü nasıldı? Çok ilgimi çekti. Üç tane bununla cümleden fıtrat çıkartmaya çalıştım. Bulabildim yani. Dertler bana derman imiş. Üç tane fıtrat var gördüm. İnsan kuvve-i akliye, kuvve-i şehveye, kuvve-i kadabiye üç tane kuvvenin aktifliğiyle yaşıyor. Ruhun bedendeki yaşamasının sebebi budur diyor. 21. sayfa mı işaretleyeceğiz dayıydı? Veya 28'de. Öyle diyor. Şimdi üç tane fıtrat şu. Bazı insanlar mücadele eden hastalıklardan, yani düşmanlardan beslenir. Mücadele eden enerji alır. Mücadeleyi kaldırırsanız ona, bu adamın enerjisi yok, ölür bu. Fıtratı mıyıç olanların diyor. Devletler de bazen böyle. Öyle. Mesela İsrail devlet, düşmansız yaşayamaz. Yaşayamaz, Amerika yaşayamaz. Mesela fıtratı mıyıç olanların lezzetleri say ve cidaldedir diyor Risale'de. Bazı fıtratlar böyle mücadeleyi, sıkıntıyı, bağırır çağırır sıkıntı var diye ama aslında ondan besleniyor. Enerjisi odur. Allah bildiği için onu veriyor. Bazı fıtratlar vardır. Halim Selim'dir. Halim Selim'dir böyle. Kendi halinde onun enerjisi de budur yani böyle. Kendisinde aktiflik olmadığı gibi toplumda da aktif. Onun yaşaması, o haleti böyle bir haldır. Ona ait. Üçüncü bir fıtrat var, bunların cemidir. Benim fıtratım birincisidir. Mücadeleden, yani ikisi de var ama mücadele, gayret etmek, dertten keyif veriyor insana. Mesela bir şey vardı, bir hoca arkadaş yazmış, göndermiş, sonra başka bir kılıf şey yapmış. Diyor ki, yoruldum. Demek ki varsın diyor. Tamam mı? Açım. Demek ki vücudun çalışıyor.
Kızım bana, çocuğum bana isyan ediyor. Demek ki böyle bir nimetin var senin diyor. Farkında mı? Bak görüyor musun? Mesela kadın diyor ki sabahtan akşama evde yoruluyorum. Demek evim var. Mesela yoruldum. Ya sabahtan akşama demek ki çalışacak bir işim var. Canım sıkıldı. Demek ki varsın. Canım var. Canım var. Yani varlığının şuurundasın. Yani okuyayım işte. Çok ilginç bu. Evet. Demek ki dertler bana derman imiş. Bu dertler enerji sebebidir arkadaşlar. Enerji. Bu bazı fıtratların kaynağı bu. Bunu fark etmeyen kişi kendisi yaşarken bu şeyin kalkmasını ister. Kalkarsa yaşayamaz. Yani mesela fıtratı say ve cidalde olan, yani mücadele, koşturmak. Mesela ben mesela şu dershane bina meselesinde acaba tek olsam ne yaparım diye sormaya başladım. Yani bu saatten sonra. Aynı şu anda yaptığımı yaparım tek de olsam. Çünkü niye? Benim enerjim mücadeledir. Koşturmaktadır. Ahmet Mehmet'i endeksli yapmam. Ona endeksli. Mesela Halim Selim'dir böyle. İçe dönüktür. Onun enerjisi odur. Ama birbirini değiştirmeyin. Sen onun arkasında olduğu için fazla oksürmeyeceksin. O zaman senin başka yere orada dursun. Sonra değiştiği zaman yaparsın. Bak sebebi gayesinde, gayesi sebebinde olan. Hangi akıl seni kullandığından ne kadar eminsin? Aklı maaş var, aklı maat var. Hangi akıl beni kullanıyor? Çünkü sana hakim olan akılla her şeyi yapıyorsun. O zaman hangi akıl sana hakimse, hakim, emin olman lazım. Birbirine karşıt olan akıllar ve düşünceler şer gibi gözükürken birbirlerini güçlendirirler. Hastalıkla sihat, fakirlikle zenginlik, vücutla adem. Aslında karşıt gibi gözükürken birbirlerini var ederler. Aile hayatında da çok önemli abi. Evet. Çünkü genelde kendisine benzemediği için eşler birbirine şikayetçi oluyor. Eşitiyor. Yani birbirine kavgaların sebebi birbirine dönüştürmek istemelerindendir. Dönüştürme kardeşim. Sır sahibi ol. Tılsım sahibi olma. Evde tılsımı yaparsan kavga eksik olmaz. Tılsım nedir, sır nedir? Sekizinci sözde vardı ya. Aslan ata inkılap etti. Bu tılsımdır. Değiştirerek dönüştürmüş. Mesela duvar saadet ebediye kapı oldu. Canavar arkadaş oldu. Sır ise zıtlar zıt olmakla dururken aynı yerde tutabilmektir. Sır sahibi. Mesela insanda 18 bin alem sır. Hepsi var. Zıtlar var yani zıtlar. İman, küfür, hak, batıl yok mu? Yani sırda böyle değil. Sır sahibi değil. Tek bir şeydir. Sırdır. Zindanda da olsa saraydadır. Evet. Zindanda dahi olsa saraydadır. Sır sırdır. Zıtlar var. Ben diyebilen, şimdi hemen cinlere kafanız gidecek. Bu Allah'ın dışında ben diyebilen yegane varlık insanmış. Ben. Cin diyemez mi? Diyemiyor. Bilmiyorlar bunu. Ben diyem. Cebrail de yok. Ben. Ene şey var ya, ben. Yegane varlık insandır. Onunla cinlerin mertebesi ben değil, ruhtadır. Ben diyebilen yegane varlık insandır. Ben isyan edebilir mi? Mesela köpek de isyan ediyor. Mikroplar da edebiliyor. O başka yani ben diyebilen var ya ene. Ene'yi kastediyor. Ben olan ben. Ondaki ve ben, bendeki on. Diyebilen yegane varlık insandır. İşte evdeki veya kendi veya hizmetteki kavgalar, sıkıntılar tılsımcılarda olur. Yani biraz psikolojik kavramı tılsımcılar
Düşündüğün gibi herkesin olmasını ister. Düşündüğün gibi olmak ister. Eşini, işini, aşını tılsıma, yani kendisine dönüştürmek ister. İstediği gibi görmek istiyor. Olması gibi göremiyoruz, yapamıyoruz onu. İşte Allah ne yapıyor? Hasenat seyyat. Allah da eğer günahsız görseydi kaldırırdım diyor. Yani ben sizi günahsız bir kul olacağınız olsun. Ben bunu kaldırırım. Melek gibi bir şey yaratırdım diyor. Allah böyle şey yapmıyor. Sır sahibidir. Aynı zamanda tılsım da. Yani sırın içinde tılsım var ama tılsımın içinde sır yoktur. Mesela bir daha söyleyeyim. Buraya artı 10 santigrat derecede sıcaklık var. Eksi 10 santigrat derece soğukluk olursa fizik kanunlarına göre tılsım olsa sıfır olur. Sır ise artı da eksi de aynı yerde birbirini hükmünü bozmuyor. Odun gibi var ama. Yani odunun içerisindeki dumanla nur. Bu sırdır. İnsan sırdır. Zıtların cemiyidir. Zıtlar olmayıp tek boyut teke dönüştürmek tılsımdır. İnsan sır sahibi olduğu için her türlü vasıf vardır. Her şey var bu insanda. Tek boyut görme hatasına düştüğümüz için sıkıntı oluyor. Bak, dertler bana derman imiş diyor. Ne alakası var yani dertler derman olur mu? Dertte derman olur mu ya? Biz dermanı derdin kalkmasıyla şey yapıyoruz. İşte değil kardeş. Üç tane fıtrat var. Ve keyif alıyor. Kavga, gürültü, mücadele, gitti geldi, hayır öyle. Bazı fıtratlar buna keyif alıyor. Yani enerji. Keyif alıyor kastım şu. Yaşayamaz. Fıtratı mühiç olanların diyor. Fıtratı mühiç olanların lezzetleri sahibi cidaldedir. Bir fıtrat budur. Bir fıtrat ise kendi halim selimdir. Hayır. Acayip böyle. Bunlar kulaklı tabakadır. Yani onlara girmeyeceğim böyle. O kadar yayıyorum aylara, fıtratlara. Bu niye böyle yaptı? Ben niye böyle yaptım? Baktım ki fıtratım da var. Bunu önleyemiyorum. Seyrediyor. Kendimle savaşmıyorum bu sefer. Sıkıntının sebebi kendinle savaşmaktır. Savaşma. Ya ne diyorsun ya? Savaşma kardeşim. Kendini kendinle değiştiremezsin. Güzel sıfat nasıl kazanacağız? İyi sıfatın çapını genişlendir. Kötü sıfatını ortadan kaldıramazsın. Kalkmaz bu. Ha? Güzel sıfatının çapın genişlenirse zaten kötü sıfat gözükmez. Yani kendini tılsımlamak istiyorsun. Oysa Allah seni sır yaratmış. Cami-ü lezzat yaratmış. Zıtların cemiyi yaratmış. Sen teke inmek istiyorsun. En iyi olacağım. Hayır, iyi olmam. Ben melek gibi olmak istemem. La hiç günahın olmayacak. Olsun istemem. Bir kere itikaden Allah böyle yaratmış. Allah'a bir kere teslim. Böyle yapmış en doğrudur. Keşke demem. O zaman düşe kalka. Diyor ki bazı böyle demek ki biraz benimki kafadan şey olan zavat diyor ki yani diyor hiç günahsız diyor o evladı çekeceğime. Ya günahtan sonra diyor o tövbe var ya onun zevkini bilemezsin diyor. Bunu diyor Arif bilemez diyor. Tövbeden sonra diyor ondan keyif alıyorum diyor. Ona arkasında şu hatırıma geliyor tövbe. Bu keyif almak için acaba günah mı gidiyor kasten yani? Diyesi geliyor. Garip fıtratlar ya. Üç tane fıtrat var. Bir sır, iki tılsım, üç cem. İnsan cemdir. Bunun adı da sır insani. Sır tılsım. Cemaatta, kendisinde, ailende, işinde tılsımcılar sıkıntı çeker. Bunlar kulaklı tabakadır. Sırcılar ise gözlü tabakadır, görseldirler. Çünkü kainatta soğuk, sıcak, karanlığı, aydınlığı, beyazı, yeşili hepsini görüyor ve itiraz etmiyor. Ama tılsımcılar itiraz eder, kainata da itiraz ediyor. İkisinin dışında olanlar ne ya? Ha? İkisinin dışında olanlar ne? İkisinin dışında hem oradan hem orada yapmış. İkisini cem etmiş kişilerde dava adamı olmaz. Yok abi, onu kastetmedim. Sır ve tılsımdan da haberdar olmayıp da daha farklı olan fıtratlar. Onlar o, ne yani? Leylim leylim yaşıyor yani.
ne sağcıyım, ne solcuyum, futbolcuyum, futbolcuyum. Yani şu, Hazreti Ali'nin tabiriyle radıyallahu anh, mide ve işkulluğuyla yaşıyor. Öyle bir şey yok ya. Mesela davaymış, şeymiş. Yani insan kendisine biraz yönelik yaşaması lazım. Yani bu dünyada hakikaten beka istiyorum, fani de niye yiyeyim ya? Niye ben beka istiyorum? Yani ben fani de olan bir insan beka ister mi ya? Ölecek adam ölmemek istiyor. Onun azabını çekiyor ve psikolojisi bozuluyor. Tam da ben niye böyleyim? Ortamın niye dışında bir isteklerim var yani? Niye evet istiyorum fanide? Ya ben niye buradayım ya? Bu soruları sorduğumu kaliteli cevap alıyorsun. Hayat öyle bir hayattır ki. Abi işte hayat acımasız. Hayır. Hayat çok keyiflidir. Soru sormuyorsun. Hayat nedir? Sorularınıza verilen cevaptır. Hayat budur. Ne sorarsan odur. Yani dertlerinde de lezzet alacaksın. Çünkü fıtrat acayip bir şey ya. Mücadelede. Yani öyle el freni çekmek, şartel indirmek. Öyle anlamamışsın yani insanı. Soru sormak mı? Doğru soru sormak. Yani yerinde ikisi de haktır ya. Yani şu. Hayata soru soruyor. Gayesiz adam. Kim soru sorar? Yani mesela içeride bir ses geliyor. Ne yapayım diyor. Patates kızartmasını ver diyor. Baklava ver diyor. Canım sıkıldı diyor. Şuraya gideyim. Bu soru sorma. Doğru soru sorma. Doğru cevap bulacaksın. Birbirlerine karşıt olan akıllar ve düşünceler şer gibi gözükürken birbirlerini güçlendirirler. Eleştiriyle eksikliğini tamamlar insan. Ha? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'le mücadelesinde Allah Hazreti Ömer'i haklı çıkarttığı şey var. Bu münafığın diyor namazını kılamasın ya Resulallah. Bu diyor alelen münafıktı diyor. Fitne olmasın onun kabilesi belki şey yapar diye Allah Resulü namazını kılmaya şey yaptı. Allah belli, muayyen, belli olan din düşmanı cenazesi kılınmaz diyor. Yani var ya ondan sonra ayette gelmiştir. Diyor ki onların cenazesine, hastalarına gitmeyin, onları işte ziyaret etmeyin, hastalarını ziyaret etmeyin, şeyine katılmayın diyor ya. Bak gelmiş. Yani Hazreti Ömer mesela katılmadı ve katılmasını istemedi ve Allah onu teyit etti. Ve katılmadı. Katılmadı. Bir günde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam niye gülüyorum siz de gülersiniz. Selam okuma, tevafuk etti. Cenaze dediniz ya selam okuma. Allahu Ekber. Münafıkın katılmaz dediniz. Allah Allah. He ya selam okuma ya. He selam okuma ya. Münafık gitti o zaman abi. Tövbe estağfurullah. Üstü saniye. Ama kim olduğunu araştırmayın. Ama sakın ha. İyi bir tevafuk. Ulan nereden duydunuz ya? Şimdi daha acayibini söyleyeyim. Bu dine hastayım. Hasta değilim. Hastayım. Hasta bak. O kadar acayipim ki. Şimdi Hazreti Peygamber namaz kıldırıyor. Anlaşılan akşam veya yatsı ki sesli okunuyor. Ha bir de sabah var değil mi? Firavun dedi, Musa dedi, Allah dedi, şeytan dedi var ya böyle böyle. O gibi. Musa dedi, Firavun dedi, Musa dedi böyle Hazreti Ömer arkada. Firavun böyle dedi, enne rabbukumu la'la dedi, tamam mı? Aynı bu ayete geldi. Peygamber dedi. Hazreti Ömer dedi ki, o anda olsaydım aklını alırdım diyor. Şey, kellesini alırdım diyor. O anda olsaydım kellesini alırdım diye. Şeyde coşmuş namazda. Ben de coştum. Kellesini alırdım diyor. Yani kellesini alırdım. Ben ne Rabbukumun ala dedi ya, ben sizin daha âli bir Rabbiniz değil mi? Kellesini alırdım dedi böyle. Yapınca Hazreti Ömer kellesini alırdım diyor Hüseyin. Sonra namaz bitti. Döndü Allah Resulü diyor ki
duymayın. Demiş ki, ya Ömer, namazını iade et. Namazını iade et. Cebrail aleyhisselam nuzul ediyor o anda. Ya Ömer, Rabbim diyor ki diyor, Rabbim diyor ki, Ömer'in namazı arşalaya vurdu diyor. Arşalaya vurdu diyor. Arşalaya kabul etmiş. Sen iade et dedi ya bak. Bir de orada şey çıkarttı. Yani öyle bir iman ya. Arşalaya vurmuş. Çok acayip yani. Mesela fıkıhta da kaydedir. Hani gayri ihtiyarı böyle. Ayet okuyorsun biraz anlıyorsan. Küfür, küfür, alçak. Hani keferetun fecere ayette. O tabii sen Sufyan'ı hatırladığın zaman alçak, küfür. Öyle Allah-u Alem. O coşma halinde söylüyorsa namazın gitmez. Ama dedim. Bunu bazılar duyduğu zaman diyecek. O da kafayı yedi ya. Kellesini alırdım dedi. Kellesini alırdım dedi. Ya meriyade et. Hayır. Aşağıya. Yani tasın değil, tasın sır sahibi. Çok acayip ya. Allah ikisini de kabul ediyor. Zaten kendisi yarattı. İyi ki böyle yarattı. İyi ki de dertlerinizden lezzet alın. İyi ki dertleriniz var. Çünkü varsınız. Ya, bak şimdi. Neyse onu açmayayım bir daha. Ama neredeyiz? Eleştiriyle eksikliğini tamamlar. İnsan bunda da terakki ede ede kendi aklını eleştiri... Bak, insan terakki ede ede, Mehmet açabilirsin. İnsan terakki ede ede kendi aklıyla aklını eleştirmeye kalkar. Şu terakkiye bak. Aklının arkasına geçer mi? Aklını eleştirdin mi? Aklını. Hangi akıllı yaptın? Aklı mağdı. Aklı maaşı arkaya koyuyorsun, aklı maaşı önüne koyuyorsun. Aklı maaş dünyevi şeyleri, aklı maat ise vahye dayanan bir şey. Hiç siz arif, kamil, miracını tamamlamış, filozof gördünüz mü? Veya onun izinden giden? Yok ki, böyle bir davaları yok. Aristo, Sokrates'in arkasına gidip veya kendisi miracını tamamlasın. Kamil arif olsun. Kalbe ait. Hepiz. Mesela Freud psikolojiyi neyin üzerine kurmuş biliyor musunuz? Ben bildiğim için söylüyorum. Yani bu işleri biraz iyiliğim, tevazu yapmayacağım. Freud, insanların menfaatini celp, zararını def etmek var ya, kuvve-i şehebiye, ille cinsellik değil. Menfaatını, yani şu, felsefenin şuna durmuş arkadaşlar. Felsefede bir şey ne iyidir, ne kötüdür? Menfaati ve lezzeti iki. Menfaati ve lezzeti varsa iyidir. Zararı ve elemi varsa kötüdür. Freud, kuvve-i şehviyenin üzerine insanı yorumlamış, izah etmiş. Sıkıntısını bu merkezde çözmeye kalkmış. Bu, menfaati ve lezzeti varsa celbeder, bunun peşine koşar, bu doğrudur. Menfaat ve lezzeti var olan doğrudur. Elemi ve zararı olan yanlıştır. Bugün okutulan felsefenin şablonu Freud bu, felsefesi. Felsefe. Şeyse bir tane de Çinli vardı. Neydi o? Devam ederdim ona. Tamam. Jung. O da bununla beraber olmuş. Hayır diyor. Fark etmiş. Tanımlayamamış vahiy olmadığı için. O kadar acayip ki. Koca kitaplar abi böyle. Ben size özel diyorum. Diyor ki, ben diyor kimseyle görüşmedim. Hiçbir kitap okumadım. Doğruyu okudum, mutlu oldum. Mutluyum diyor. Çünkü kötüyü bilmiyor. Fakat bir baktım ki aynı zaman sonra, benim o mutluluğu ortadan kaldıracak bunun tersi diyor ortaya çıktı benim aklımda. Ve bunu ortadan kaldırdı ve kendimi mutsuz hissettim. Sormaya başladım. Ben dışarıdan bir kitap okumadım. Kimseyle görüşmedim. Niye benim bu doğruyu ortadan kaldıran kim var içeride? Bana rağmen çalışan kim var? Ve diyor, ben bunu bulamadım diyor. Bana rağmen çalışan aklımdan başka bir akıl var diyor. Doğrularımdan başka birisi var diyor. Onu ortadan kaldıran. Onu bulduysa, şöyle diyor, sonucunu söylüyorum. Onu
bulana kadar insanoğluna rahatlık yoktur diyor. Onu bulunca mutlu olacak insan. Ben bulamadım diyor. Kim o? Benim aklım ortadan kaldıran nasıl bir akıl diyor. Ama benim içimde o. Ha? Bak benim doğruyu öğrendik. Şimdi rahat ettin mi? Rahat. Ben şimdi gafurum. Rahatım ve mutluyum. Şurada çıkıyorum, araba çıkıyorum. Alıyor beni başka bir hava. Dağ, yaylalar, duman alıyor. Lan biraz önce iyiydim. Nereden geldi bu? Kim bu yani? Kimseyle görüşmedim, kitap okumadım. Durup dururken niye? Diyor ki, bu doğrularımı ortadan kaldıran başka bir sistem çalışıyor. Bilmiyorum. Şey, Freud bak mantığı arkadaşlar, iki şey. Menfaat ve lezzeti varsa o doğrudur. Zararı ve elemi varsa yanlıştır. Felsefenin temeli budur, gayesi budur. Ve insanı buna yorumluyor. Ve insanın doğruluk yargısı, ölçüsü bu. Yani içsel hiç alakası yok. Pergelini buna koymuş, o merkezde daire yapıyor. Oysa insan hem tılsım sahibidir, hem sır sahibidir. İnsan mücadeleden lezzet alır. Hastalık, dertler, dermanmış ya. Niçin? Mesela elektrikler de böyle olur zaten. Elektrik nasıl ortadan çıkıyor? Mesela çakmak taşları vurduğun zaman ateş atıyor. Çık 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 çık. Elektrikler üretiliyor. Neyse. Mesela bu süreçte farkındalığı da okuyayım da geçeyim. Cenab-ı Hak'taki hak, hak var ya hak, Cenab-ı Hak, külliyatı çok hep okuyoruz, her tarafta bu tabir, Cenab-ı Hak, Cenab yön demek. Hak, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Nedir şeyi? Bu manada tabii, bir herki söylediğim şey, bütünsel bir tanım olmaz da, o martebe, o konuşurken konuştuğumuz bir sıfatı, bir sıfatı. Genel olamaz, ihata mümkün değil. Şuymuş hak. Bütün mertebelerde var olmak demektir. Bütün mertebelerde var olmak hak. Cenab-ı Hak insanı her esmanın her mertebesinde var etmiştir. Onu tanımlıyor hak. Cenab-ı Hak insanı her esmanın her mertebesinde var etmiştir. Fakat varlığı oraya ait. İnsanın kendisine, zatına değil. Zatında varlık iddia edemez. Yok. Şey, Adem hakkında kafası yemiş bir Hasan var. Kafası yok bu adamın. Bir şey, onu bulabilirsem size bir şey okuyacağım yani. Okuyayım da. Hakikaten deli yani. Bakayım nerede o? Bulabilirsem hoşunuza gidecek. Geçen baktım. Ha Adem. Adem ne demek biliyor musun? Lugatı nedir? Hiçlik. Hiçlik değil mi? Evet. Osman bunu da dinlemeni isterim. Mehmet abi, Arif, Bal, şeytan, bunları dinleteceğim de. Tamam işte, aç işte. Tamam. Şimdi, bunu dinlemen lazım, şu cümleyi. Adem içtik değil mi? Bak manyağım, birisi ne yazmış köyde. Adem, kaşkarın altında yazdım. O azamet kibriya, nedir ya beni etkileyen dedim ya. Dağa bakıyorum, beni bitirdi ya. Kâh içime giriyor, kâh onun içine giriyorum. Kâh eziyor, kâh onu eziyorum. Değil mi ha? Ondan sonra şöyle bir şey yazdı. Adem, yaşanmayan yaşananlar. Yaşanmayan yaşananlar. Yaşanmayan yaşananlar. Mağdumlar. Mağdum oluyor. Yaşanmayan, yani o Allah'a ait mağdum. Mağdum da değil. Yaşanmayan yaşananlar. Olmayan varlıklar. Her şey olabilir. Burada bir şeyiz. Olmayanlar Adem. Yani ilminden vücuda çıkmamışlar gibi azıcık anladım ama değil, değil mi? Onu kastetmiyor. O da değil. Nasıl? Mesela? Daha ilim sübütü sıfattan ya, daha arkası. Yaşanmayan yaşananlar. Öğrenmeyi öğren. Düşünmeyi düşün. Düşüncene konu yap. İrade
sırf var olanlarla sınırlanamaz. Allah'ın iradesi var. Niye? 18 bin alem var. Hayır. İrade var olanlarla sınırlanamaz. İtibarileri de nüfus etmesi lazım. Bunu da sıfattan olan ilim sıfatı imkanları sunar. İrade sıfatı varlık kadar değildir. Elestu bi rabbikum kalu bela diyen iradedir, ihtiyar değildir. Hiçbir günah iradeyle olmaz. İhtiyarla yapılır. İrade vicdanı bir sıfattır. Vicdanı tefes ederse irade zihniz latife rabbanesi yoktur. Elestu bi rabbikum melekuta ait bir şeydir. Cüz'i ihtiyar ise haldedir, hayvanlıktır. 24. sözde ustad söylüyor. Hayvanlarda da vardır diyor. Cüz'i ihtiyar. Başka bir şey söyleyeceğim ama deli diyecekler. Abdullah, senin ismini kim koydu abi? Hatırlıyor musun? Dedem koymuş abi. Dedem koymuştur. İsmini Abdullah. Evet. Kendisi istemiş abi, değil mi? Şimdi bu alemi gayb da bu iradeyle onun kalbine verdiren yine sensin. Benden bana ben diye koştu. Kendi ruhuna uygun ismi seçen de sensin. Ama bunu itiraz edecek deliline dedim ya, Adem yaşanmayan yaşananlar, ispatı olmayan ispatlar, ilim olmayan ilimler, var olmayan varlıklar, sayısal hiçbir değeri olmayan ama bütün değerleri gösteren sıfırlar. Bütün sayılar sayısızın içinde. Sayı yok. Sıfırın sayısal değeri yok. Sıfır Adem'dir değil mi abi? Adem'dir. Her şeyi gösterir, kendisi yok. Her şey onunla anlamlanır. Hasan abiciğim bir şey söyleyebilir miyim? He. Şimdi mesela elma sırdır Hasan abi, elma. Tamam. Lezzet tılsım. Sırdan çıkandır Hasan abi. Doğru. İnsan sırdır. Cennet tılsım oluyor abi. İnsan kendi cennetini kendisi var ediyor. Aynen. Doğru. Kendi aleminde. Sabır nedir bu manada? Ne? Sabır. Sabır var. Sabır mesela olaylar karşısında böyle yutkunmak. En azından Allah ile izah etmek, yorumlamak. Sırdır abi. He? Sırdır. Bakayım neymiş? Hadise karşısında dimağını ve kalbinin süreçlerinin yönetebilmektir. Süreci yönetebilmektir. Akıl ve kalp bütünlüğünü getirebilmektir. Yani süreci yönetebilmektir. Olanı olduğu gibi kabul etmek sır zaten. Evet. Sır olmak. Yönetebilmek, tamam mı abi? Allah Allah. Rububiyetini fark etmek. He? Rububiyetini fark etmek sabır. He. Rububiyetini fark etmek. Evet. Çok ilginç. Ve itiraz etmemek. Ha? İtiraz etmemek. Fark etmek ve itiraz etmemek. Fark etmek yetiyor mu? İşte mantık var. Nedir mantık? Tasdik edersin. Mantık, var olan bilginin işlenmesinin aracıdır. Var olan bilgileri, tasavvurda var ya, yani bu kitapta yok ha böyle. Var olan bilgilerin işlenmesidir. Peki, her şey kendi fıtratının diliyle konuşmalı, soru sormalı. Bunların başında fıtrata, doğaya, onun lisanıyla soru sor. Farkındalık peki neyi doğurur bu sefer bu şeyi? Birbirine ekleme bu. Düşüncelerini, aynı cins, düşünce cinsleriyle olmaz. Düşüncelerini, aynı cins, düşünce cinsleriyle olmaz. Başka ve üst akılla, aklına ve aklının baktıklarına bakmakla olur. İmajlar fark... hiçbir birbirine benzemiyor abi. Ben, ilk dikkatimi çeken de o olmuştu. İmajların hiçbir birbirine benzemiyor. Aynen. Yani bu dediğiniz teyit edip kafama takılan bu iş... Zannediliyor ki hani kafa cinsten olanlar. İlk başladığında... Buraya hayır. Tam tersini. İlk başladığında en ilk dikkatimi çeken buydu. Mesela hiçbiri Gafur'a benzemiyor. Hiçbiri Osman abiye benzemiyor. Benzemiyor. Dinç'e benzemiyor. Yok, çok farklı. Hepsi farklı buradaki insanlar. Evet. Çok Osman'la
Osmanlı, şey, Erdinç çok fark var dağlar kadar. Gafur zaten hiç kimseye vermiyor. Sistem, mesela sistemin dışında yaşıyor içsel aleminde. Şey bu, Erdinç. Osman şey yöntem yani işi de hakikaten sıfatı olmuş. Kalite ya. Her yani, şeyin bir şablonu gerekiyor. Mutlaka yöntem olacak yani. Böyle onun için pek değişkenliğe gelemiyor. Yani şey tasvir edeyim diye. Fakat Gafur'un derdi dert etmesindendir. Ve dertlerim kalkarsa dertsiz olurum zaten. O zaman enerjim biter ve makine istop eder. Onun enerjim sahibi cidaldedir. Yani bir an Kaşgar'da bir an sahilde. Nerede oluyor işte sahilde. Böyle. Yok hiç halimde de öyle. Zıtlar böyle. Mesela bazı insanlar kendi enfusi dedim ya bir fıtrat böyle halim ve selimdir. Ayda bir rastladığı zaman iç çelişkileri Gafur ve ben her saat yaşarız. Peki nasıl mutlu oluyorsun? Dertlerinden lezzet almaya çalış. Keyif al. Çünkü niye? Dertlerin var. Ha, hakikaten var mı dertlerin? Demek ki varsın. Ben iyi değilim. Ha, ne kadar iyisin ki iyi olmadığını da anladın. Hata yaptım. Demek ki doğruyu da biliyorsun. Vay nasıl ya. Ha? Ne kadar hoş. Ne kadar güzel ya. Allah Allah. Şuraya bak. Farkındalık düşüncelerini aynı cins düşünce cinsleriyle olmaz farkındalık. Yani bir düşünce boyutuyla ben fark etmem. Başka ve üst akılla aklına, başka ve üst bir akılla aklına ve aklının baktıklarına bakmakla olur. Bir akılla çözüyorum. Allah Allah. Bunun kimyasını, ağacın kimyasını, yaprak fotosentez devişir, yeşil böyle olunca kloroplast işte şunlar olur, bunlar bu akılladır. Başka bir akıl geliyor, dur bir dakika diyor. Marifetullah da kullanıyor bunu. Sonra fark olmayınca ayrımlar olmaz. O zaman her şey teke iner ve göründüğü gibi olur. Tek görenler, ne kadar alim de yoksa farkındalıkları yok. Çift görmek lazım, çift duymak lazım, çift düşünmek lazım, lob. Çift yöntem, tak tak. Çift kalp, ruh, beden ve ceset. Risale-i Nur'un sistemi hep ya. İnsan farkındalığını bazen olmayanı varlığa katarak, bak şimdi, şu şey, o Kaşgar'da yazdım. Farkındalığını bazen olmayanı, yok, vücutta yok mesela, beka var mı? Sonsuzluk var mı? Varmış gibi hayatın içine soktuk. Faninin içerisine bekayı soktu. Yok ki. Fani hayatta beka isteyince bütün dertleri başladı dert olmaya. Bak, farkındalık bazen olmayanı varlığa katarak, bazen de var olanı hayattan çıkartarak. Var çıkartıyorum. Çıkartarak. Böylelikle devamlı kişi kendi ölçülerle sorgular. Devamlı sorgulama içindedirler. Yani bazen farkında olanlar var olmayanı varlığa katarak bazen de var olanı hayat vardan çıkartarak farkındalıkları oluyor. Yani arkaya geçiyorlar. Yani bir tanesi demiş ya Fatih mi demişti. Denizi içine alırsan seni deniz boğar ama zaten içinde. Ama deniz senin haricinde olsa seni boğar. Şimdi fani değil misin? Fanisin. İçine bakiyi kattın. Farkındalığın artacak demektir. Tamam mı? Mesela melekütiyet. Yok ki öyle bir şey. Her şey zahir. Bakarken melekütiyeti takıyorsun. Peki eylemsel uygulayalım. Somut olmayan soyut olan matematikte bazı şeyleri hayatınızdan çıkarırsanız mutlu olursun veya farkındalığın artar. Bazılarını da hayatından çıkart. Bazı şeyleri çarp, bazı şeyleri hayatında böl. Böl yani hayatında. Bütün fenlerin temelidir veya dilidir matematik ama kendi vücudu yoktur. Matematiği kim yarattı sorulamaz, yok. Mesela Big Bang denilen şeyde ne der? Sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır hacim, sıfır kütle.
Sıfır diyor musun? Matematik var demektir. O zaman Bing Bang'de matematik kullanıyorsan, matematik varlığın arkasında zaten vardı. Yani 5 sayısı yoktur arkadaşlar doğada. 2 diyoruz. Ne demek 2? Aha bu, aha bu. Dan demişiz. 2 denen bir soyut yok yani. 2 yok. 2 ne demek? Sıfırdan 1'e kadar olanın 2 katı. Yok yani. 2 denen bir şey yok. Burada var. Bunun ikisi arasında ne kadar zaman geçti? İkisi yok ki. Kafamda var. Tamam. 5'i yazıyorum. Burada var. 5 nasıl kafamda yok ki? 5 böyle yaptık. Arapçada da yuvarlaktır. Yani kardeşler, hep biz yok varlığız. Yok. Yok. Üstad bir hayali şöyle tarif ederdi. Yaşanmak istenip de yaşanılamayan şeylerin yaşandığı yerdir derdi. Tabii ne olur, onun talebesi olan da bizde de bu manyaklık oluyor. Böyle diyen adam. Böyle konuşurdu. Hayal. Yaşanmak istenip de yaşanılamayanların yaşandığı yerdir. Ondan sonra Hasan derdi, özel hizmetini yapardım ya, gece saat kurardı. Ya ne kadar odun atardım üşümesin diye. Tam o kadar özel hizmetini almıştı beni de. Kapıya vurduğun zaman, gel demesem sakın gelme. O bu hayal yerleri açık manasında değil. Çünkü bazen gördüğüm zaman böyle 5 parmağını şöyle yapan yürürdü. Böyle yapan. Böyle kalırdı. Hiç kıpırdamazdı. Bazen böyle yapardı. Böyle. Yani sanki itimat et, bir şeyi yüceltmiyor. Anlat bakayım. Burada ama burada değil. Kesinlikle. Anladın mı? Hayatın içerisine hayatta olmayanı katarak, mesela beka, ebed, sonsuzluk. Ne istiyorsanız hiçbirisi hayatta yoktur. Matematik gibi. Söyleyin bana ne istiyorsunuz? Dertsizlik. Böyle bir şey yok. Hayatın içine koy. Kattık. Beka istiyoruz. Kattık faaliye. Her yerde olmak istiyorum. Kattım bir yerde. Bazı şey, bunu kattığın gibi, bu da hayatın zehri çeviriyor zahirde. Bazı şeyleri de hayatından çıkar. Bazı dost bildiklerini çıkart. Her şeyi duyma, her şeyi görme. Bırak hayatın akıcılığına. Ne güzel demiş koca usta. Dövülmeden ağlama. Adem'e vücut rengini verme. Yarın acıkacağım diye şimdiden yemek yeme. Evde bu söylediğimi hayatta. Ne olacak? Olduğu zaman düşün. Yarın çekeceğin azabı şimdi düşünüp de çekme. Azap çekme, olsun o zaman. Yapamıyorsan, maddi bir şeylerle meşgul ol. En azından bir adam, böyle bir mahluk olduğunu, zıtların cemi olduğunu, eksik olmadığını, mutlak olduğunu, muayyenleşmeye çalışıp ondan sıkıntı çektiğini, sen aslında kötü olmadığını, o kadar iyi bir adamsın ki, kötülüğünü anlayacak kadar, kötülüğünden daha fazla iyiliğin var. Kötülüğünden, eksikliğinden daha fazla iyiliği olanlar kötüyüm derler. Kötülüğü iyiliğinden fazla olanlar asla hiçbir zaman ben kötüyüm demezler. Hep ben merkezli yaşarlar. Deliler gibi hep ananı der. Anamı diye küfür etmez. Raporlu deliler çok azdır. Raporsuz da doludur. Dolu dolu. Neye bize bakıyorsun abi? Neye bize bakıyorsun abi? Seviyorum bu hayatı ya. İyi ki debdebeli bir hayattayız. Çok garibime gitti ya. Şimdi dağda çıktık ya. Beraber. O likapa yiyeyim diye. O kayalar vardı ya. Beraber. Ulan yuvarlandım. Yuvarlandım ki, böyle bir şey gibi, ne diyorlar ona, kısa bir ilan. Engerek. Böyle, bu kadar var yani böyle. Şey yani. Ha, böyle. Düştüm tamam mı? Yuvarlandım, bayağı yuvarlandım. Ona baktım biraz sonra, oradan öyle, baktım o adam demek uyuyordu güneşte. Adam, dedim ya seni mi uyandırdım?
Yani onu da gördüm. Ben yattığım yerde baktım ki şey yapıyor. Hemen hareketlendi. Yani tuhaf bir de baktım ki hakikaten görmem istiyor Allah. O kadın mükemmel ki kahverengi. Ayak yok. Benim düştüğüm kayalardan sen nasıl çıkıyorsun diye onu anlatmak Fesubanallah. Demek ki bunu görmemi istiyordu ki düşmüş. Düştüğün yerde görmeyi bir baksana. Ben aynı böyle hiç kalkmadım. O kayadan çıktı ya. Böyle böyle şey kayalardan Çakır Mehmet. Böyle. Baktım öyle çıkıyor kardeşim. Ayak yok ya. Böyle nasıl kafayı kaldırdı taşta. Kuyruğu aşağıda. Kuyruğu biraz bırakmış. Koca gövdenin yarısını atabiliyor yılan. Ben de yattığım yerden söyledim. Hiç böyle seyredemezdim. İstesem de yapamazdım. Alttan nasıl bakacağım adama? Çıkıyor kayadan görüyor. Kuyruğunda ne bu kadar bir şey bırakmış. Yarısına fazla mübalağa etmiyorum havada. Böyle kalktı taşa geçti ya. Bu manyak nereden geldi diye. Yani hakikaten hayat ne kadar güzel. Düşmekte de kalkmayı öğrendim. Adam kalkmayı nasıl yapıyor ya? Lan yılan kalkıyor ya. Ufak bir parçasını koydu kalktı. Kalk sen de ya. Ah ah. Buraya kadar olsun. Hadi akla girelim. Seviyorum ben bu aklı. Hayatı da seviyoruz. İyi ki var. Böyle kavramları size şey yapacağım. Yer yer okuyacağım arkadaşlar ki kavramlarla düşünüyoruz. Kavramları bilmesek mesela dertler bana dermez. Derdi dert zannedi. Dert dert değil o arkadaş. Mesela bak ne vardı burada? Şeyi söyleyecektim size de. Aklı maaş zihin midir abi? Aklı maaş zihindir. Şey zihin değil. Şey, zeka. Maat? Maat akıldır. Değil değil mi abi? Maat. Maat tabii maat. Ahiret ölçüsü vahye bakar. Akıl. Aklı maadı. Şeydir. Vahye bakan akıl. Aklı maaş mide ve uşkunluk ekseninde çalışıyor. Hazır. Zahir. Zahir. Ya ne kadar bir şey ya. Maaş iyaşe gibi. İyaşe. Yani hakikaten biraz böyle tefekkür etsek var ya böyleyse. Vallahi böyle yırtasın geliyor ya bu ana ahiret bunun arkası değil ya. Burada işte bu kıttın bu kadar yani böyle. Bu tür şeyleri kavramları tefekkür ettin mi? Orası burası ne kadar tuhaf yani. Tefekkür ettiğince orada oluyorsun o kadar ya. Nerede ki bu? Tefekkür ettiğin yerde ahiret. Tefekkür kadar uzak. O kadar ya. Ahiret nerede? Tefekkürümde. Ondan sonra bir gün sormuştum ya. Anlatmıştım size. Ya bu ahiret nerede ya? Biliyor musun böyle bir şey var? Bir şey vardı senin aslında. He. Böyle de ahiret nerede? Hani o yılandan ders aldım. Onun için anlattım. Kalkmayı nasıl becermiş? Yılan ya ayaksız ayak yapıyor. Senin ayağın var kullanmıyorsun ya. Ahiret nerede diye sordu. Soran da mı? He, dedi ki ahiret nerede dedi. Yatakta. Kim soruyor dedi. Dedi. Ben seyrediyor. Bende oluyor. Ama iyi ki doktor yok. Şizofreni der ya. Yani içeride duyuyorum ben. Sizde de duyuyorsunuz da istekleriniz ses değil mi? Onu istiyorum. Hayır diyor. Bir tarafıma bak. Aç. Yok. Aç şu televizyonu. Aç onu. Diyen yok mu? O konuşmaktır ya. Bir tarafı olur mu ya falan. Aynı sizde de var. Benim biraz da başka tarzda çalışıyor. Ahiret nerede dedi. Dedi bir tanesi. Ötekisi diyor ki kim soruyor? Ben soruyorum. Diyor ki sorandadır. Sorandadır diyor. Ahiret neredeymiş? Sorandadır. Ahiret neredeymiş? Sorabilende. Başka? Ahiret nerede? Tefekküründe. Tefekkür ahiretin suretidir. İçine doğmaktır. Onu yaşamaktır. Ahiretin sureti tefekkürdür. Tefekkür yöntemdir. Ahiret, kanuniyeti, her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Ahiret, ahiretin sureti tefekkürdür. Kanuniyeti onu yaşayandır. Onu sorabilen, tefekkür yapıp da onu yaşayandır. Hakikati ise ahiretteki esmanın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Mahiyeti ise
Allah'ın şuunatındadır. Yani şefkat-i mukaddes, muhabbet-i münezzesindedir yani. Hani ahiret tefekkürün kadardır, tefekkürdedir. Ahiret tefekkürün dilidir, lisanıdır. Şehadetten gayba bir yöntemdir, yoldur, sistemdir. Tefekkürün için kafir de olmaz. Kafirde tefekkür yoktur, kafirde düşünce vardır. Tefekkür zannetmeyin onda. Size bir şey de söyleyeyim. Sizin dertleriniz kutsidir. Kutsi derttir, kutsidir. Mukaddestir. Sizin dertleriniz adamın, gavurun ibadet gibi olur. Çünkü dertleri mesela onun dediği uçkurluk midye eksenlidir. Ruhsal o şey yok, onların ruhu yok. Zihayat, ruhun dört sıfatı vardır. Zihayattır, zişurdur, kanını vücudu harici. Zihayatı çalışıyor. Zişuru yok, iptal olmuş. Yok yani. Onun için onlar zannettiğin senin dünyadaki mutlulukla alakası yoktur. Onların sıkıntısı ekmek bulamadığından, cinselliği olmadığından, arabaya binemediğindendir. Yani dertleri şey, senin o dertlerin bile kutsidir. Onun rüyasına bile gelmez senin derdin. Mesela davayı dert edilmişsin. Hizmeti dert edilmişsin. Düşünebiliyor musun yani? Hizmeti dert edilmişsin. Adam çoluk çocuk yapmıyor ki, vesile olmuyor ki. Hayatımda niye muayyenesin? Niye başkası için çalışayım diyor. Ne demek diyor? Alman öyle diyor. Niye çocuk olsun? Niye ben başkasına çalışayım dedi ya. Ben bir defa geleceğim. Yok olacağım diyor. Niye başkası için çalışayım? Ama çocuğun, ne demek çocuğum diyor. Ben miyim o diyor. Adam kendisi bizzat bana öyle diyor. Kime mühendisi kadın. O ben miyim diyor. Ben olmayan hiçbirisi ben değilim diyor. O başkasıdır diyor. Ne farkı var başkası sokaktan diyor. O ben miyim? Niye başkasına ben kendimi yok edeyim? Peki bunun derdini düşünebiliyor musun? Pergeleni buraya koymuş. Bu mantığa koymuş. Senin derdine bak. Ona hizmeti nasıl yapacağız? Bu merkezi dershaneyi nasıl yapacağız? Bu insanla imanı nasıl kurtaracağız? Bunlara nasıl ulaşacağız? Bunları istiyor. Nasıl ben ulaştıracağım? Ne yapacağız yani? Bu tahta kalem lazım. Bu adam yani bu adamın imanı, psikolojisi nasıl düzeye şey yapacağız? Yani anlıyor musun? Dertleniyorsun. Ya? Niye dertleniyorsun? Başkasını dert ediniyorsun. Bak, diyorum ki o senin çocuğun. Durdu. O ben miyim dedi. Ben olmayan hiçbirisi ben değilim dedi. Bir de Fatihler mi koyayım da? He? Bir de Fatihler mi koyayım da? He? Yani ikisi arasındaki fark. He şimdi. Peki, bu merkezli düşünenin derdiyle, lezzetiyle, ötekisinin derdi ve lezzeti aynı. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dertleriniz bile mukaddestir. Onun için dertlerimi seviyorum de. Bir roman yaz. Dertimi seviyorum. Romanla ışık tutması için buna ait bir ders var Nur dersinde. Derdimi seviyorum isimli dert var. Ders var. Dertimi seviyorum. Çünkü beni var etmiş o. Varlığımın şuuruna getirdi. Farkındalığımı artırdı. Ustad demiş zaten. Dertler bana. Dertmiş. Dermanmış. Öyle ha. Demek ki dermanmış. Hadi bakalım. İma dersine hoş geldiniz. Hayat hoşuma gidiyor. Çünkü niye? Soruyu ne sorarsanız. Efendim, bazen beni kapıyor. İtirazlar, şeyler. Benim de insan, beşeriyetimiz de var. Hani diyoruz ya, ya Rab, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramın olan, lütfun olan, ihsanın olan hizmet-i imani, Kur'an'ı elimizden alma. Diyoruz ya. Yani insan kusurlarla alır. Böyle şey yapıyorum böyle. Diyorum ki, iyi ki varlar ki dolu düşünceme vesile oluyor. Yanlış böyle. Ama yanlış bir yöntemle adam beni ikaz ediyor, ettiriyor falan, hoş oluyor, güzel oluyor, varlığımı fark ediyorum. Bu sefer uğruna çalıştığım şeye daha çok sarılıyorum. Onu bırakmak hiç hatırıma gelmiyor. Hücum edildiği zaman ben onu bırakmak değil, ona daha iyi sarılmak istiyorum, doğru yöntemlerle.
Ya. Çünkü tenkit ediyorlar. Eleştiriyorlar abi. Ya. Muhalefet ediliyor. Demek ki iktidarda iktidar sensin. Muhalefet ediliyorsan demek ki iktidarda sensin. Çok hoş oluyor. Hoş ver. Hayatın tadı. Ha. Allah'ın sıfatları iki başlık altında toplanıyor değil mi abi? Zatı ve subuti diye. Neden abi? Neden öyle olmasın diye sana sorsalar ne diyeceksin? Neden başka şekilde olsun? Neden başka şekilde olsun? Evet. Allah birse sıfatları da bir de neden ikiye ayırıyorsunuz? Allah bir iken birdi, sıfatları da yoktu. Esması da yoktu, sıfatı da yoktu, şuunatı da yoktu, hiçbir şey yoktu. O zaman ayıran kim? Biziz. Biz. Anlamak için. Tanımak için. Senin için var onlar. Çekeyim mi ben o okuyacağım üzeri? Ha iyi olur ya. Şey kusura bakma. Ya her hafta şey yapıyoruz. Biz zatı şey yapamamışız abi. Hep ayırmışız ya. Hiç evet. Ayırmamış olmuyor ki abi. İşte onun için sen mahluk, onun için ilah değilsin. Enne rabbukumun ala deme o zaman. Adam dedi de. Hazreti Ömer de celallendi diyor. Ya çok kafama yatıyor. Bazen Ebu Bekir oluyorum. Bazen Ömer oluyorum. Değil mi biraz? Evet. Ama pek Osman olamıyorum bazen. Osman. Hazreti Osman. Osman bizim yöreden pek çıkmaz abi. Eskişehir'le olmak lazım. Eskişehir'le olması lazım. Yeni şehirlerden çıkmıyor mu? Yok. Osman hakikaten adı üstüne. Bir daha çocuğunuza Osman koymayın yine. Halim Selim olur. Uygunsa koymayın. Peki Karadeniz'de Osman var mı? Çok nadir. Bizim köyde bir tane yok. Bir Osman var sizde. O Osman da Osman Halim Selim değil o bizim şeyde çıksalındaki. Ay işte o da tamam. O deli işte. Osman değil aslında. Osman değil ki aslında. Tuncay. Öyle mi? Tuncay. Bak, onu sonradan taktılar. Çakma Osman. Çakma. Olmaz. Bizde doğaya uygun isim olur. Osman abi var. Temel yok ya kaygan. Temel. Burası da Erol. Gittiği için dursun. Dursun orada. Ali, Zülfikar. Tam böyle ya. Bizde pek tarikat olmaz. El öpmezler yani. İlim olur. El öpmezler. Mahmud Efendi oflu Hasan abi. Oflu. Laz'dan bahsediyorum. Trabzon Laz değil. Şey olur da mürit olmaz demek. Ha o da var. Sokak Rüştü abinin sözüdür. Derdi ki sokak dedi şeyhlerle dolu. Mürit arasan bir tane. Herkes itaat edilmek istiyor. İtaat etmek istemez. İstemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. 25. defterden akıl 231. sayfa Dima'ya göndermiş Osman veya işte o kardeşi gönder. Dima'nın canlı yapmıyoruz. Dima canlı yapmıyoruz. Bu burada yaşanır. Burada yenir. Mutfak buradadır. Yemek de buradadır. Fakat Dima grubumuza Fatihliler mi gibi böyle bu işe gönül vermiş ve isteyen ki o tip insanlar alacağız Allah'ın izniyle. Yeniden bir tasdif edeceğiz. Yakında. Sözler 195. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa ortadan alıyorum. Hepiniz bilen insansınız. Veya açarsınız 195. Onun için söylüyorum. Sözler 195. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa kalbe kuvvet demiş. Akılda ise ulviyet, yükseklik vermiş. Demek ki vahye. Dağlar, İslam'da, Risale-i Nur'da sembol olmuş. Dağlar dimağa bakar. Hiçbir peygamber ve büyük zatı yoktur ki dağ ve mağarası olmasın. Ovalar, küre-i arz, kalbe nispet edilir. Dağlar, yani tepeler ne kadar yüksek değilse, fırtına, dolu tipi, kar, yağmur, vahşi canavarlar, er tip insan. Orada hayatın emin değil. Ya ayağın kaya yuvarlanır veya kurtlar yer seni. Gittik o Kaşgar'da
Yaşarsan yaşanır mı? Hiç. Mesela bir şey söyleyeyim size. Fasulye toplamaya gittim köy, bizim köyün dışında. Demedim yani. Kız kardeşimle gittik. Yağmur yağdırılıyor. Bak şimdi. Saat ikindi yıkıldık, çıktık evde. Yarım saatte gitsek o kadar. Yani ne olacak? Gündüz. Fasulye topluyoruz. Ben şöyle amaçlayayım. Fasulye. Ama acayip yağmur yağdırılıyor. Fasulye sırıkların altındayım. Yani bizde fasulye yoksa. Topluyorum öyle. Dershaneye getireceğiz diye. O da vadinin aşağısında. O da aşağıdan topluyor. Şöyle karşıki bir vadi var bir de. Şöyle. Öyle ya. Baktım yağmurda domuz geliyor. Görüyorum ha. O görmedi. Abi diyor bir şey var, yürüyor diyor. Ya yağmurdan ve şeyden rüzgardan ağaçlar sağlanıyor. Şatır şutur sen de her şeyi şey yapıyorsun falan. O tabii sesli konuşunca yön değiştirdi adam. Yani niye söyledim bunu? Dağlarda her türlü hayat yaşanır. Eğer dağ da ova gibi, ovayı da dağ gibi düşünürsen sen hayatı anlamamışsın. Kafada her an, her fırtına, bir an önce fırtına, kahve kapattı, hava açtı, kurt geldi, domuz geldi, çakal gitti, melek, tavşan var, ceylan da, geyik var böyle. O ot yiyen böyle, sığır gibi olan. Onu da görmüşler, ben görmedim ama görüyorum, var orada. Her şey var. Yani dağ olduğu için bunlar var, bunlar olduğu için dağdır. Bu da böyle. Standart bir hayat, bekleme. Niye onu çarpıcı o misali de verdim yaşadığımı? Burada domuz da var. Mübareklik de var. Domuzun halk edilmesi domuz değildir. Şer değildir. Halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Kesbi şer şerdir. Şeri kesmek. Ama görüyorum ha. Vay nasıl oldu? Ne oldu? Burada ne işi var? Vay falan. Niye armayan dişine kepin takıyor? Bu dağdır burası. Her şey açıktır. Tamam. Yani kafa böyle. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ne diyor ustad? Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa akıl ulvidir, yüksektir. Tamam. Yani Allah'ın iki türlü örtüsü var. Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Birisi dima, birisi kalp. Sözler 217. İşte zahirperest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi böyle. Aklı adam okumuş. Ne işe yaradı? Düşüncelerinde kaldı. Hiçbir siz filozoflardan, Aristo'dan, Sokrates'ten böyle kamil, fazil, arif, evliya duydunuz mu? Evliya. Peki hiçbir filozoftan böyle bir şey duydunuz mu? Söylüyorum bakayım. Ben duymadım. Belki varsa bana söyleyin. Belki yanlış yok. Tuvalete böyle gidilirse daha rahat eder vücut. Filozoflarda mesela su böyle içilir. Hayata inmemiş. Hep soyutta. Ya. Karl Marx'ın kitabını okumuştuk eski ortaokuldayken. Tuvalet adabı yok kardeşim. Yemek adabı da yok. Ya. Şimdi niçin söylüyorum? Zahirperest sermayesi bu. Afaki malumattan ibaret olan zahirperest aklı dünyevidir. Ne demek bu? Okuyorum. Taakul, aklı kullanması olmakla beraber, yani şu dimada, bakın arkadaşlar, sahasetin size söylüyorum, dimacılar çok iş yapmış. Taayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bu bizimle alakası yok, bu sistem. Sistemin adıdır. Sırada geçiyor 706. Bunu kullanırsan sende ortaya hayal çıkar. Bu sistem. Mesela motor. Motor. Mazotu kullandık. Motor, mazot ortaya çıkan enerji, ses, hareket, güç. Ne motora benziyor ne mazota. İşte sistem bu. Hayal sistemin meyvesi. Düşünceler de burada. Düşünceler, bilgiler, malumatlar, zanlar, filozof, filozofik bütün şeyler burada. Akıl değil. Akıl odur ki, aklı başta olursa, nedir? Vahye bağlı olursa,
bunlara anlam katar. Mesela doktor veya tamirci. Bunlar marifet ehlidir. Eğer vahiy ile o yorumlanırsa marifetullah olur. Allah ile izah edilmiş olur. Yorumlanmış olur. Vahye tabi olursa bu hususidir. Bu işte dağdır arkadaşlar. İki tane mağara vardır. İki kulak, iki göz. Burası dağdır arkadaşlar. Dağ. Tepe. Onun için burada çakal da var. Tavşan da var. Ceylan da var. Domuz da var. Kupkuru yeşillik de var. Bir anda kar veya bulut kapladı. Birazdan sonra açılır. Öyle değil mi? Hangi yaylaya gittik? Yağmur şey vardı. Gidelim. Hayır dedik. Bekleyin dur. Buranın atmosfer yani bizim düşünceye benzer dedik. Ondan sonra 5-10 dakika sonra güneşe kendisini bıraktı. Yani onun için bu burası böyle olduğu için sen yaylada şimdi ovanın iklimini bekliyorsun. O zaman gitmeyeceksin. Bu budur ya. Bana niye geliyor demen sen aklını tanımamışsın. Peki tasdik nedir? Düşünce, bilgi, malumat, zanlarını vahiy ile anlam kazanır. İlme dönüşür. İlme. Bu da ilim demek ona dönüşmektir. Onu kabul etmektir. Onu yaşamaktır. İzan ise bu malumatları vicdana atmaktır. Vicdana attıktan sonra kalp onu temayülat, mazisini, geleneğini, kültürünü vesairesini ile beraber imana dönüştürür. İman kalptedir. Sonra bu iman tekrar iade eder, iltizama gelir. İltizam da fiile dönüştürür ve itikat olur. Tamam. Bu sistem böyle çalışıyor. Şimdi bir de okuyorum metni, izah okuyayım. İşte zahirperest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi. Taakul, yani bak, taakul. Aklı kullanması olmakla beraber bir de aklın içine malzemeler koyuyor. Aklı dünyevi demek, içine dünyalıklar var. Akıl bu sefer dünyaya çalışıyor. Yani mesela bu taakul ayrı bir şeydir, sistemdir. Bu vahye bağlı olursa akıl ortaya çıkıyor. Onun için aklınız yok mu? Kime hitaptır? Taakule hitaptır. Yakılın, taakılın, efele tefekkülün. Yani taakul vahiy ile çalışırsa bu sistem, mesela motor, mazot, benzin. Onlara benziyor mu? Sese bak. Güç. Far yanıyor. Far yanmıyor. Korna çalmıyor mu? Peki fara bak. Araba çalıştığı için far yanıyor. Ses yapıyor. Mazot ve motor. İşte sistem, akıl. O ışık, korna, sinyal, teyp çalıyor. Sistem bu. Eğer taakul vahye bağlı olursa ortaya çıkacak şey akıldır. Vahye bağlılık kadar aklın vardır. Vahye bağlı değilsen akıllıyım zannediyorsun. Hayır, kafirin aklı yoktur. Neyi vardır? Zekası vardır. Kafirin irade şeydedir, vicdandadır. Vicdanı sistemdir. Değil mi Osman? Vicdanı hatmedilmiş. Hatamallahu ala kulubihim. Mesela onlar bakarlar ama göremezler diyor. Duyarlar ama işitemezler diyor. Nasıl oluyor işte? Böyle oluyor. 24 sözde 4 tayfe hizmetçi var diyor. Hatırladınız değil mi? Bir tanesi hayvanı ne anlatıyor? Cüz'i ihtiyarları vardır diyor. Mesela arı taşa konmaz, çiçeğe konar. Kedi ekmeği değil ciğere gider. Bu bir tercih değil midir? Neyle yapar? İrade olmaz. İrade kutsidir. İrade mazi ve mustakbel, mazinin bütünlüğüyle geleceğe bakarak halde ihtiyarla tercih eder. İhtiyar ise mazi ve mustakbelden kopuk anda tercih eder. Şu mu, bu mu, o mu, bu mu? Tercih bu yapıyor, bu. İhtiyar yapıyor. Akıl ise öyle değil. Şu mu, bu mu, yu? Mazi ile istikbale bakarak Allah ile, Allah'a iman ile ahirete imana bakar, Allah ve ahiretle dünyada konuşur ve yapar. Tamam. Şimdi
aklın içerisine dünyalıkları sokarsan akıl aklı dünyevi olur. Hasan abi, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye diye serbest bölgeyi biz şekillendirmiştik. Evet. Değil mi abi? Şimdi ben diyen bu üçünün toplamı abi. Evet. Ben diyen yegane varlık insan. Ben yeni tespitim. Cinlerde var biliyordum. Hayır. Cinlerde de yok. Serbest bölgeye sahip değiller. İkilem yok mu abi o zamanlar? Yok. Onlar da... mekan yok onlarda abi. Her an her yerde de olabiliyorlar bu şekilde. Yani tabi onları toplarsan o sıfatlar ama onların serbest bölgesi de hayalini bilmiyorum ama tasavvurları var. Çünkü din gelmiş ona. Fakat gelse bile istidatları nakıstır bize göre. Kısadır. Çünkü onlar kaldırılmış, insanoğlu gelmiş. Kaldırılmış. Kaldırılmış derken varlar. Yani hükmü küre-i arza, halifeliği alınmış. Daha üstün. Mesela günah yaratacaklarım, melek yaratmıyor, şey yapmıyor günah. İşaretleyeceğizden söylüyorum. Fitne dökecek, kan dökecek, fitne çıkaracak. Mahlukları mı yaratacaksın? Onlarda öyle bir sırrım var ki diyor Allah, onların kan dökmesine, fitne çıkmasına nazar almam diyor. O gaye için diyor. Allah Allah. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım diyor. Söyleyen melekler mi, şeytan mı abi? Bunu soran meleklerdir. Hemen soru soruyor. Meleklerde böyle şer sor olamayacağından, peki bu şer soruyu nasıl sordu? Diyor ki, meleklerin fıtratlarında yapıları, sanat-ı fıtresi itibariyle şer yoktur. Şeytan ise sanat-ı fıtresi itibariyle hayır yoktur. Peki melekleri ne yapıyor? Melekleri sirayet etmiş. Şeytan öyle diyor. Peki kardeşim, şer fıtratında olmayan meleğe şeytan yakın olur da ona sirayet ederse, sigara içmediğim halde sigara içenin yanında olursan, sen de sigara koktuğun gibi sirayet kanunu diye dersimiz var 5-6 tane. Bu merkeze koyduk. Melek şeytanla beraber olursa, ki oluyor var vücuttan, bana bir şey olmaz diyenlere diyorum. Meleği bile etkilemiş şeytan. Sirayet etmiş diyor. Usta diyor ki, şeytanın diyor, fitnesi, sualleri meleğe sirayet etmiş olmalı ki melek bu soruyu sormuş Allah. Veya diyor, ikinci yöntem, ikinciyi de söyleyeyim. Melek nasıl bilmiş kan dökecek, fitne yapacak? Lef-i mahfuza veya insanın fıtratına bakmış, görmüş diyor. Ama bunu adınız gibi bilin ki kalbin nazargâh-ı ilahidir. Allah'ın dışında melek dahi göremez. Fıtrat değil o. O bir şibesidir. Bunun arkası daha. Yani lef-i mahfuza bakıyor, arşa mı giremiyor abi? Yani mesela arşta olan melek ayrıdır. Lef-i mahfuzda olan melek ayrıdır. Hepsi arşı tutan ayrıdır. Mukarebun melekleri de ayrıdır. Bir öyle melek var ki Allah sırf seyrediyor. Başka bir şeysi yok. Bu kalbin karşılığı neresi abi? Kalbin karşılığı arştır. Ama giremiyor işte. Giremiyor mu? Giremiyor. Yani yöntemi, sistemi yok. Orada tutuyor. Mesela her bir zerre melek tutmuyor. Evet. Kalbin maddesini de tutuyor. Ama kalp nazargâh-ı ilahidir. Değil şeytan. Melek bile içine bakar. Allah seyrediyor. Ha, hangi kalp? Kalp yani. Pompa, pompa olmasa olmuştur. Kalp değil, kalp. He, kalp, evet. Kaput olmuş. Kalp değil. Şimdi... Sözler 237'de bunu aklı dünyeviye, yani içini dünyalıklara sokarsan değiştiği için onunla alakalı bir yer teyit ediyor. Onun için cümlenin devamında bu tespitimi teyit eden bir yer. 237 sözler, hem insanı bütün hayvanatın mağdumuna düşüren hadsiz zaafu adsi, fakru ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakmüzün, yani insan bu kadar cami iken domuz kadar huzurlu yaşayamıyor bazen. Bazen. Yani domuz bize şer dendiği için şey. Aslında zatında domuz, domuz değildir. Şer, şer değildir. Çirkin, çirkin değildir. Allah bu çirkin dediği zaman çirkin oluyor. İyi dediği zaman iyi oluyor.
Şimdi diyor ki, insan bu kadar cami iken bazen hayvanlardan daha bedbaht eden neymiş sebebi? Vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı. Akıl. Ne güzel tabir. Şu tabire bak. Vasıtayı, diyor ki güzel. Bak, bütün hayvanlarda insan, bak baştan alayım. Hem insanın bütün hayvanatın mağdumuna düşüren hadsiz zaafı adsi, fakru ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne geçer. Ne anlamışız? Eğer aklın içine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu konmasa, aklımız bizi vasıtayı nakli hüzün, elem ve gam başımıza toplar. Eğer aklımıza nur-u Muhammed'i koyamasan, koyamadığın nispette vasıtayı nakli hüzün, hüznü sana nakleden, ortaya çıkaran, elem ve gamları başına toplayan bir alet olur. Akıl. Hüzünlerin sana gelmesine vasıta aleti akıldır. Mesela delide hayvanda bu yoktur. Elem ve gamların seni gömmesine, hapsetmesine vesile olur akıl. Ama aklın içine vahiy semaviyi koyarsan, Risale'de şöyle geçiyor. Aklın içerisine vahiy semavi koyarsan, hem o nur ile kainatta harekat, kainattaki harekat, tenevvuat, tebeddülat, tagayyurat manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i hayat-ı tekviniye, birer meraya-i esma-i ilahiye ve elem dahi birer kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Yani bitti. Acayip şimdi mertebeye çıktı şimdi. Bak bir daha okuyayım. Hem o nur ile nur Muhammed'i vahiy aklın içine koyarsa ne oluyormuş? Kainatta harekat. Ya niye böyle oluyor dediğin şey? Tenevvuat. Çeşitlilik. Tebeddülat. O ona niye değişiyor? Niye ihtiyar oluyorum? Niye hasta oluyorum? Niye korona oldum? Tebeddülat. Yani çekirdek ağaç, yumurta, tavuk. Tagayyurat. Mesela bu muydu? Değişiyorsun. Devamlı tagayyur ediyor. Değişken. Bunlar manasızlıktan. Eğer vahiy aklı girerse bunlar manasızlıktan, abesiyetten, kendi kendine tesadüf oyuncaklığından çıkarlar, anlam kazanırlar. Sana o kızdığın, seni sıkıntıya sokan şeyler binek olmaya başlar. Birer mektubat-ı Rabbaniye, Rabbinin sana mektubudur. Hastalık, yaşlılık, hadiseler, mektubat-ı Rabbaniye başka. Birer sahife-i hayat-ı tekminiye, yani eylemsel olarak ayetlerini bize okutan, birer meraya esma ilahiye, o sıkıntı denilen şeyde tecelli eden esma, surur saadette tecelli etmeyeceğinden, o hadisede ceyran eden, hoşlanmadığın hadisede ceyran eden esma-i fatih sana gösteren ve elem neymiş? Elem dahi bilen Kitab-ı Hikmet-i Samedaniye. Elem. Alem diyor tabes. Alem. Şu alem var. Alem dahi birer Kitab-ı Hikmet-i Samedaniye mertebesine çıktılar. Bitti. Şimdi bizim anladığımız. Taakkulün içine akıl. Aklın içine de sen ne koyarsan o olursun. Buna misal. Benim radyom var. Radyomu kanallarla çalıştırdım. Radyoyu çevirdim. Kanalını seçiyorum. Ben taakkul. Radyom akıl. FM dalgasını radyoma atarsam, şu numarayı atarsam, aklımın içine koyarsam gibi akıl cihazı onun ile çalışır. Arabayla geliyorum. Onu açtım. Açtığım bir şey
benim içime gir demekte izin veriyorsun. Kapattığın zaman da sen, o kapattıktan sonra da o çalışacak. Hasan abicim bir şey sorabilir miyim? Bunu anladın mı? Evet anladım, anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Hı. Şimdi abi tahakkülün içinde akıl. Tahakkül aklı kullanan bir biri. Dönüyor kendisi, evet. Tahakkülü kullanıyor. Evet. Evet kullanıyor. Peki abi ben zekayı da tahakkülün içindeki aklın dışındaki farklı bir birim olarak düşünüyordum. Ama burada sanki şunu anlıyorum abi. Zeka da aklın içindeki ekstra bir birim. Zaten sıfatı ya, ayrı bir şey değil ki. Ayrı bir şey değil. Büyük değil, değil. Hep sıfat dedik ya. Yani. Hep sıfat. 30 tane sıfat diye sayılıyordu ya. Aklı. Ama aklın içi ya. İçi ya. Tamam. Şimdi bir noktada akıl o da yani. Tamam doğru. Bir noktada evet, akıl o. Evet, evet. Yani evet. Şöyle bir aklı maaş zaten. Yüzüm, yani bu maaş tarafı... sayıyoruz. Evet, evet aklı maaş. Dünyevi akıl. Aklı dünyevi diye geçer. Aklı uhurevi. Acayip bir sistem ya böyle, böyle. Bir de şunu söyleyeyim genç arkadaşlar. İçini seyretme derken gözünü kapatıp böyle içini böyle şey yapamasın. Karşıya geç gözünü açık olarak. Orada ya bak dima mesela ben kafanın içiniz görebilirsin. Dışarıya taşın. Yani dışarıya çıkar. İçim dışımda, dışım içimde. Böyle böyle arama böyle. Zor yol. Çıkar karşına, dışarıya çıkart böyle. Mesela tahakkül, vahiy gelmiş tamam mı? Allah Allah. Karşına koy, kendini kendinle oku. Yani burada olmuyor o. Burada oluyor ama neye benziyor? Lavaboya git İbrahim. Görüyorsun böyle. Kimi görüyorsun? Bunu. Bunun saçını taraman gerekirken bunu tarıyorsun. Yani bunu tara, bunu görmüyor musun? Bunu tara. Peki bunu gören var mı? Hayır. Yok. E bunu görüyorsun? Hayır. Bunu gördüğünü zannediyorsun. Bunu görüyorsun. Elin nereye gidiyorsa onu görüyorsun. Bunu gördüğünü zannediyorsun. Hayır. Bunu bununla görüyorsun. Ama bunu vasıta yapıyorsun. O kadar fena. Buna, bunu gördüğün zaman kendine şüphe ediyor musun? Yok. Bundan şüphe ediyor musun? Bu ben miyim diye. Etmez. Sen senden de şüphe etmiyorsun işte. Şüphe eden ne oluyor? Şüphe eden hebelle kavga. Birisine gösteren dedi ki bu da bana bakıyor. Evet. Yani biraz hasta da. Yok. Çift oluyor. Çift görüyor. O başkası var yani çalışıyor. Bir hannas diyor kafasına girmiş işliyor diye bu sanat. Yani ne kadar adam koyarsan hepsi sensin. 6 tane yap ustadım misal. Ayna koy yukarıya. Yere ayna koy, sağına, soluna, önüne, arka kaç tane var? Evet. Hiçbirisine şüphe eder misin? Bunu kendinden ayrı görmek, kendinin nakıslıktan geliyor. Cami görememekten kaynaklanıyor. Peki bunu gördüğün halde bu değilsin sen. Bunun saçını kim tarlıyorsa, şöyle bir şey yapıyor musunuz böyle? Yani ekseriyetle. Elin neredeyse gözün orada. Onun için usta diyor ki, gözü elini kıskanmaz, kulağı kıskanmaz birbirlerine. Beraberdir. Elin neredeyse gözün de orada, gözün neredeyse elin de oradadır. Bak bu gözün neredeyse ama elin burada. Çünkü ikisi tektir. Bu buradaki görüntüsü. Bu sen sensin, bu dünyadır. Asıl bu. Bu da geç içeriye. Şu, bunu bu şey için misal verdim. Koy karşına içini, kafanın içini koy. Kafanın içini koy. Tahayyül, tasavvur. Yani tefekkür ederken buraya zorlama. Karşına çıkar. Kolay bu. Karşı, dışarıya çıkar kendi. İçim dışımda. Fihi mafi. Mevlana'nın böyle şeyi var. Eseri var. İçim dışımda meyve. Meyve. Meyveye pergeni koy. İçim. Şey, dışım içimde. Kocaman ağaç da bende diyor. Çekirdek diyor ki kökteki çek. İçim dışımda ağaç için diyor. Meyve yani. Meyve de diyor ki, ben diyor sürecin sonucu olduğum için ağaç içimde, dışımda içimde. O zaman kolay yol, içini dışarıda seyret. Böyle hayal içeride şey yapma. Çıkar böyle, ha bu buradan geliyor, şu bak şuradan, şöyle. Ha, bak bak gösteriyorum sana. Mesela dedim ki, bu sistem, araba, motor, tabi benzin. Araba, motoru hayal et. Nerede motor? Şu anda dişinizde değil mi?
Ha, böyle kendini ayar. İşte tahayyülü de motor. Ondan sonra benzin koyduk, çalıştık. Şimdi hayal et, motor çalışıyor. Hiç benzine benziyor, motora benziyor mu ses? Hadi farı çalıştır, sileceği çalıştır. Hadi güç, yük taşısın, korna çalsın, teyp çalsın. Yaptır da yaptır. Klima çalışsın. Soğuk ve sıcak. Benzine benziyor mu? Motora benziyor. Motor sıcak değil mi? Klima çalışıyor, soğuk. Güneş, panel. Güneş enerjisi panel. Güneş, nükleer santral. Panelde elektrik üret. Koy buzdolabına, klimayı soğutuyor. Nasıl dönüştürün? İnsan böyle. Tahayyül, motor, tasavvur, tekerlek, tarafı, direksiyon mu? Artık ne? Şey, evet, direksiyon demiştik. Devam ediyorum daha. Dört. Birbiri içinde. İmanın nuru aklın içine. Bu aklı da tahakkülün içine atıyorum. İmanın nurunu aklın içine atıyorsun. Birbirinin içinde oldukları için kavramakta zorlanıyor ve karıştırıyoruz. Kelam da dima, vicdan, kalp, ruh olduğu gibi. Kelamda ne var biliyor musunuz? Ağzından çıkıyor ya kelam. Dağın tepesine kar topu yapın. Yukarıdan aşağı bırakın. Katlaya katlaya dev olur değil mi? Ha. Manalar kalpten çıktı mı? Çıktığı yerden su kaynağı. Mesela su nerelerden geçmişse eritir madenleri, işte ağaç vesaire yaprakları getirir ya. Kalpten mana çıktı. Menba orası. Ondan sonra iniyor aşağıya. O kar topunun içine vicdanı alıyor. İn aşağıya, dima alıyor. Ağzıma gelmeden elbise giyiyor. Bu bütün o kalp, vicdan, dimağın manalarını elbiseyi nerede giyer? Kelama nereden dönüşür? Tahayyülde. Hayal de elbise biçilir. Sonra ağzımdan çıkar, gönderirim Yusuf sana. O kelamın içinde kim var? Ben varım. O kelamın içinde vicdanım var, ruhum var, aklım var. Onun için Kur'an okumak Allah ile sohbet etmek gibidir diyor. Peygamberimiz buyuruyor. Allah ile konuşmak diyor. Ama Kur'an bu değil tabii. O musaftır. Kur'an hangisidir? Okunandır. Okurken sende uyanandır. Kur'an'ın o. Oku kitabını. Yakrauna Kur'an. Kendi kitabını oku bakalım. Bu kitaplıkta olan musaftır. Sayfalanmıştır. Kur'an mahluk değildir. Bu sayfa mahluktur. Surettir bu. Okuyan kişi de uyanandır senin Kur'an'ın. O mahluk değil midir abi? Değil. Sen mahluk musun? Sen de uyanan mahluk olsun. Adem neydi? Yaşanmayanların yaşananları. Mahluk mu? Matematik bile mahluk değil ya. Matematiğin de arkasında. Sen de uyanan. Benlik uyandı. Ben. Bende sır uyandı. Tanımlayamıyoruz. Ya. Terk edilemeyen mahluk değil midir abi? Edilemeyen mahluk değil. Mesela şöyle düşün. Buz mahluktur. Su mahluk değildir. Nasıl anlarız? Buzdan suyu ortadan kaldır. Buz yoktur. Ama buzdan buzu kaldır. Su vardır. Doluya dönüşür, buhara dönüşür. Asıl olansın. Yani lüptür, ceberdir. Kışır kabuk değildir. Seni mesela öyle uyandı ki, sende uyanan o halet, o cennetin kendisidir işte, suretidir. Böyle, o nedir? Cennet işte bu. Mesela başka. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Sende bir haz olmuyor mu? Huzur olmadı mı? Ha, o Allah kendisini araladı. Allah mahluk mudur haş? Bu şu, huzur şudur. Hazır olduğu için sende ortaya çıktı. Ya dedi ki buradayım ha, onaylıyorum seni ha. Memnunum ha senden. Kafir dokur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahman taklit ediyor. Sen
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben bu manada Sungur abinin şeyini görmüşüm namazına. Böyle ömrümde bir namaz görmedim. Uçtan yanında kaldım. Tasip olsa o abiyi derdim. Kumluk Saadet'e 1985'te namaz kılışına şahitim. Öyle bir şey ki ya, böyle duruyor. Biz de abdest alıp burada gireceğiz dershanede burada. Vallahi sanki şey ya. Şimdi Sungur abi cennet de yok yani. Sanki tövbe Allah'a tutunacak böyle veya cennet ne dersen. Öyle kılıyor ha. Öyle. Sanki ulaşacak da tuttum ha tut. Aynı bak. Sanki bu tut atacak. İmam ha. Ben namaza duramadım. Abdest aldım, gireceğim salona. Namertim namazım. Benim namazım namazına kılmamaktaymış meğer. Allah. Benim namazım orada oldu. Dedim nereye ulaşıyor? Nereye o bu? Bu. Sanki. Görmüş alacak. Ha daha alacak. Böyle namaz olmaz ya. Bu miraç ya. Ben yalan demem ya. La durmadım namaza. Böyle. O kadar etkilendim ki 1985-2020. Aynı canlılık. Hep hatırıma gelir. Mesela Hızır abi şöyle yapardı. Böyle sanki yerde açıldı böyle. Bir şeye hitap ediyor böyle. Yani yer değil o. Candı. Tamam mı? Nasıl bir şey biliyor musun? Artvin'de bizi bir yere götürdüler böyle. İrfan polis. Böyle 330 metre şey vadi. Onun üzerine belediye büyük demirler koymuş. İnsanlar onun üzerine gidiyor ama cam. Altını yani camı kabul etmiyorsun. Vücut titriyor. Kemençe çalıyor, titriyor. Ha, orada cama secde ettin, nereye görüyorsun? Camı görmüyorsun ki. 300 metre aşağıya görünce, oy! Sanki Hızır abi toprağa sanki şey ama yok yani o. Ben şey de duyuyorum bu. Yani böyle insanlar ya, bu ne biçim insanlar ya? Bir tanesi yukarıya, bir tanesi dipte ya. Bunu herkes görür mü abi? Yani... Hayır, namaz kılan olarak değil, namaz kılana bakan olarak diyor. Yani baktın, hissedersin ya. Hayvan olman lazım ya. Hayvan bile etkilenir vallahi ya. İsrail köpekleri. Müslüman namaz kılıyor Filistin'i. Saldırı geçiyor, adamı yanına oturuyor. O bile namazı gördü, oturdu ya. Birisi de gönlü. Ya bu nasıl bir şey ya? Birisi yukarıda, birisi aşağıda örnek veriyor. Bu nasıl? Sanki o Artvin'deki o canlı... Öyle kal, gidiyorsun ya böyle. Yani adam öyle yapıyor ki cama basamıyor. Orada demir var ya demirle böyle. Bir kere nasıl gelmişse ben bir tanesini tuttum korkuyor. Bak beraber. Tamam. Bak kavaya kaldı koymuş bak. Ondan sonra ta dibe kadar götür. Bak dedi böyle. Bak şimdi ne kadar olsaydı olmuştu. Kaç metre gelmişsin bak. Sahilden bu tarafa havadasın. Ha. Peki o demişti bana. İman insanı nasıl tutuyor? Bu cam seni nasıl tutuyorsa dedi. Seni nasıl tutuyor? İnsanı Allah'ta ve ahirette canı tutan nedir? İman. İşte cam işte bunun gibi. Onu anlatmak için. Dedim ha bak biraz arabada sormuştun ha bu işte. Bak var mı altı? Yo, niye korkuyorsun? Hiçbir şey yok ki. Hani cam var? Ya yo, var da yok. Yok da var. Dip ya 300, böyle demiri, anlıyor musunuz böyle? Böyle demiri getirmiş, 330 metre böyle. Onun üzerine dolaşıyorsun, var da yok. Peki onu secde, orada secde ettiğin namaz kıldığını düşün. Orada bir daha hayvanlar, akşam var, balıklar var. Bir de onları gördüğünü hayal et. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'lim. Nasıl Subhan dersin değil mi? Demek ki toprağı adamlar etmiyor. Toprak da ifade ediyor. Bakıyor, görüyor.
duyuyor, işitiyor. Yürüyor, varıyor. Ahiret nerede? Soranda. Başka? Tefekkür edende. Tefekkür zemindir. Ortaya çıkan ahirettir. Allah'tır. Senin Rabbindir. Tefekkür yöntemdir, sistemdir. Yani anladın mı? Toprak gibidir. Adam orada mı şimdi secde ediyor? Allah'ın secde ediyor. Subhane Rabbi. Aynı 300 metrede camda böyle secde ediyor ama dibi uçurum. Orada bütün canlıları görse, tavşanı görüyor, subhanallah. Tavus kuşunun renklerini görüyor. Maşallah diyecek tavus kuşuna, subhanallah. Subhanallah. Böyle namaz kılıyor adam. Bu aşağılaya, arşı ferşe. Bunlar yani normal değil ki bu insanlar. Gözüm gözü, gözü bir tanesi böyle bir tanesi. Aynı yapamıyorum ya. Elhamdülillah. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Öyle. Kılamadım ki. Öyle. Tutmak istiyor, ulaşmak istiyor, ulaşamadım. Ya ulaşamadım ya. Tut 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 tut. Böyle bir ahval var ya. Buna ne demiş biliyor musun ustadımız, bu Sungur abiye? Sungur demiş. Senin kalbinin derinliklerinde olan var ya, sen ulaşamadın, görmek istiyorsun. Gaybde olan. Hasan Feyzli'nin gözünün önündedir. Ben diyor dersimi aldım Kabu Kayfsen'den, Elaman. Hasan Feyzli abi diyor dersimi Kabu Kayfsen'den aldım. Risale-i Nur basamak yaptım, geçtim öteye. Risale-i Nur gaye netice değil ki, veste vastadır. Onunla diyor ben Kabu Kayfsen'e taşındım, dersimi oradan alıyorum. Öyle diyor. Sungur. Senin kalbinin derinliklerinde olan, gayb olan senin için yani. Daha varamadığın o derinliklerindekileri, senin kalbinin derinliklerindekiler Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Bunlar dünyayı aynı cam gibi yaşamışlar. O 300 metre yükseklikteki camda olan. Ben de öyle görmüştüm zaten. Bir fanos gibi içindeydiler nur talebeleri. Böyle ağaçlar gözükmüyor, öyle yeşil boya gibi. Denizler, okyanuslar, her şey havadalar. Öyle Zübeyir abi, Tahir abiler böyle fanusta. Ama öyle bir fanus ki yok ama var. Girdim, gireceğim. Dur. Zübeyir abi fırladı oradan. Değer onun adı. Rüştü abiye şey yaptığım zaman vefat etmiş olacaktın dedi. Dur dedi, hemen oradan fırladı. Oraya almadı beni. Dur. Dur orada. Durdum. Tamam abi. Hepsi ustad ders yapıyor. Sordu. Alişon. Niye geldin? Böyle. Abi şey soracağım. Ne soracağını da sormuyor. Nereden biliyorsun ne soracağım? Bak. Senin soracağın. Döndü sağ tarafına. Şu tepeyi görüyor musun? O dağda tepe. O tepeye git. Orada bir saray var. Sarayın kapısını çal. Oradakilere sor. Tamam abi. Bir baktım öyle. Ona bir bakayım dedim. Ya dünyaya böyle. Usta hepsi. Ama diyeceğim cam gibi değil ama fanos içindeler yani. Havada. Ona bir baktım böyle. Dağlar, tepeler, okyanuslar, aşağıdalar böyle. Dünya acayip bir şey yani böyle. İşte ondan sonra saraya gittim, malum işte tepeye gittim. Tepeye gittim, baktım hakikaten bir saray. İyi dedim, toparladım. Soru soracağız yani. Sübeyir abi gönderdi. Üç defa, bir. Üç defa vuruyorum, üç defa. Açan yok. İki. Üç. Kapı açıldı. Bir baktım ki aynı ben. Ben. Ama tuhaf, o gülüyor. Ben ya. Meğer ikizim. Ama farklıyız. İkizim. Ben, Allah Allah. Ben olan ben. Beni bana soracağım. Tamam mı? Muhittin abi demiş ya. Biz bizdeydik. Ben bendeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar kabul? Yani
Sende her şey. Şu şeyi bitiriyorum, kesiyorum. Sonra ara vereceğiz. O nur ile nurlandığı vakit ne demek? Arkadaşlar, Risale-i Nur tabirleri o Artvin'deki belediyenin yaptığı cam gibidir. Onunla aşağıları seyrediyorsun. Bazen yükseklik hissediyorsun. Bazen korku, bazen şey. İşte tabirler aynı buna benzer. Ona kanaat etme. Oradan bak. O nur ile nurlandığı vakit ne demek? Aklı vahiy ile nurlanırsa demek aklın içine Kur'an'ı koyuyorsun. Hangi cinsten malzeme koyarsan aklın, o cinsten akıl çalışır. Aklın aklına bela olmamasını istiyorsan, aklın aklına bela olmasını istemiyorsan, bu aletin içine sana dost olacak veli tabanlarını koy. Çünkü radyoyu açtın, televizyonu açtın, videoyu açtın, kapattığın zaman senden çalışacağını bil. Adın gibi bil. Kapatsan bile bu kapanmaz. O çalışacak. O zaman neyi çalışmasını istiyorsan onun içine at. O zaman her bir okuduğun hadis ya da her şey içinde sen canlı oluyor. Canlı olacak. Sen olacaksın. Sana dönüşecek o. Hadis, ayet sana dönüşecek. Sana dönüşecek. Bilerek söylüyor. Ona dönüşeceksin. Ayete ve hadise dönüşeceksin. Çünkü sana rağmen çalışmaya başlar bunlar. Aklın içine ne koymak istiyorsan, sözler 267'de ne diyor? Akla kapı açacak diyor. Bunun kapısını sen açıyorsun. 267'de akla kapı açacak. Bunun kapısını sen açıyorsun. Ta ki kapıları sana açsın. Sen çalıyorsun. Çünkü sen çalmadıkça bir kimse sana kapıyı açmıyor. Sonra hususi dünyanın bir parçasını bu akılla oluşturuyor ve onun üzerine kuruyorsun. Bu mana sözler 273'te şöyle geçiyor. Sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Hususi dünyanın temelleri bir, kalbinle. Bak hususi dünyanın temelleri. Bunu yazmak lazım ya. Hususi dünyanın temelleri kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, yani ahlak ve niyetlerinle hususi dünyanın zeminleri sende yaşıyorsun. Bunu yazayım, keseyim. Çünkü bu çok önemli. Gönlünle çıktı yeni. Ha? Gönlünle ne? Ha. He ya. Yani kalbi biliyoruz da gönlünle. Gönlünle ya. Bir sorsak bilmiyor. Bir şey uydursan uydururum, bir şey dersin. Ama ben bile tatmin değilim. Tatmin olmadığım şey söylemiyorum. Gönlünü çıkartma başımdan söylüyorum. Siz çıkarttınız. Benim o şeyleri dört tane getirdim. Kalemler orada yok. Kalemler orada yok. Tamam. Bak şimdi. Bunlar bitmiş bu ikisi. Tamam. Bak diyor ki. Arkadaşlar. Çok iyi. Hususi dünyanın temelleri. Bak. Ben şöyle demişim buna, doğru veya yanlış bilmiyorum ama şimdi doğrusu bulunana kadar, şimdi doğru bu, şu.
O zaman nedir biliyor musunuz? Şuraya bakın. Sen sen sende yaşıyorsun. Sen sende yaşıyorsun. Başka bir yerde yaşadığını zannetme. Sen burada yaşıyorsun. Sen buradasın. Şu anda da buradasın. Ya aklındasın, ya kalbindesin, ya amelindesin. Ameli nedir? Seni sana gösteren aynadır. Başka bir şey değil. Seni sana gösteren abu gibidir. Lavabodaki ayna gibi. Saçını tarıyorsun ya. Gönlünle o anda okurken hatırıma gelen ahlak demek davranışlar sıfır değil. Huluklar, huyların cemidir. Huy. Niyet. Sen bu dördünün cemiyle senin hususi dünyandır. Senin sende yaşadığın zemindir. Sen sende yaşıyorsun. Burada yaşıyorsun. Bir yerde yaşamıyorsun. İnsan ya aklındadır. Şu anda olduğun gibi ya kalbindesin şu anda, ya amelindesin, ya gönlündesin. Peki dördünü cem edersen, cennettesin. Sen seni sende iyi yaşatabilmek için bu. Ya cehennemdesin bunun ışığında. Kalbin nefret, öfke, kin, adavet, haset. Aklın zekada, dünyelik, dünyalık, aklı maaş, gitti geldi geldi. Şu amelinde olumsuz, geçimsiz ahlak, huysuz, namazı da yoksa. Öyle bir adam hatırıma geliyor böyle. Her şey şey, ahlakın yok. Ahlakı cehennem. Karısı bile ölmüş. Yakında 90 yaşına gelmiş adam, o kadar ahlak ağır ki, bizim uydurukçasıyla ahlaksız ki, hiç gurur ki, üzülmede, üzülmemek gururunu yapıyor. Üzülmemek. Başın sağ olsun, dostlar da sağ olsun. Dayı çok üzülüyor zannım. Yok öleceğim, ne demek üzülüyor. Normal yok canım. Ne üzüleceğiz? Böyle açar. Gurur yaptırıyor onu değil mi abi? Zannediyor ki adamlık, erkeklikmiş. Allah Resulü çocuğu vefat ediyor. Yaşlanak. Siz de mi ya Resulallah denince ben de insanım dedi. Kalp üzünlenir. Kalp üzünlenir, göz yaşarır. Evet. Yani oralara gitmiş. Çocuğun nereye gittiğini de gördüğü halde. Ben de insanım. Üzünlenen, eksik yapan, doğru yapan, yanlış yapan... Her şeyle bizizsin. Her şeyle. Kusurla, sıkıntıyla, gururuyla, rencidemle, mutluluğunla, her şeyimle benim. Arkadaşlar bunlar bizim hususi dünyamızı oluşturur. Buradayız ne olur. Bak ayna, lava. İşte bu. Ya buradayım, ya bundayım, ya veya derece derece. Ama cem edersen, bak arkadaşlar, tefekkür yöntem ya, yok, sistem. Tefekkürle ortaya çıkan nedir? Ya Allah'tır ya ahirettir. Tefekkür sonuç değildir. Neye benzer? Bir cümle okumuştum. Sebebi sonucunda, sonucu sebebinde olan. Bir daha, böyle bir manyak. Bak bir daha. Tefekkürle ortaya, tefekkür yöntemdir, sistemdir, ortaya. Yöntemdir. Ortaya çıkan nedir? Ya Allah'tır, ya ahirettir. Peki, sebebi sonucundadır, sonucu sebebindedir. Tefekkür. Çünkü tefekkür anında Allah ve ahiret var olursa tefekkür yoktur ama vardır. Onu çekersen zaten yoktur ama vardır. Kendisi yoktur. Sebebi ne demek? Sebebi, Allah'ın sebebi tefekkürdedir ama Allah var olunca sebebi de yoktur. Ama hala duruyordur ama yoktur. İmam. Adem'inde vücut, vücudunda Adem. İmam mı mübin, kitap mı mübin mi?
tefekkür? İkisi de mi? İkisince miydi? Tefekkürün kendisi kitab-ı mübindir, andadır. Ama İmam-ı Bin o ortaya, oradan çıkan bende hissettirilen. Ama kendisi değil tabii. Şu, aynadaki güneş değildir. Ama gayri de değildir. Ne odur ne değildir. Hem o, yani ne aydır ne gayr. Abi an oluyor kendime tekvin diyorum. An oluyor vücut diyorum. An oluyor hayat diyorum. Hepsi de sen. An oluyor bu oluyorsun da. An oluyor bu oluyorsun. An oluyor bu oluyor. Bazen diyorum ki inan ama her zaman değil, çok az. Sıkıntı olduğu zaman daha çıkıyorum daha çok. Allah Resulü keyif aldığı zaman böyle yürürmüş. Sıkıntısı olunca hep semaya bakarmış. Ben üç şey yapmaya çalışıyorum. Güç elime geçerse. Bir araba buluyorum. Dershanede veya bir yerden alıp bagaj odun koyuyorum. Tenaya gidip odun yakıyorum. Gözümü oynatmadan seyrediyorum. Veya varsa dereye, deniz, onu seyrediyorum ama akışa böyle. Veya bir şey çözmeye çalışıyorsam böyle dere bana geliyor. Dertlerim olduğu zaman dere duruyor yol. Sen gidiyorsun abi. Çok bakarsan öyle oluyor. Dere duruyor sen gidiyorsun. Ben çok oynatmadan işte gidiyorsun. Onu tekrardan. Yani orada aynı noktaya bak. Gidiyorum yani. O kesinlikle gidiyor böyle. Veya dertlerin dağın tepesine çık. El aşağı. İyi ki dertlerim var diyeceksin. Derdimi seviyorum. Dert sana keyif vermeye başlıyor. Çünkü senin var olduğunu gösteriyor. Adam yazmış bak. Olabilirsen o. Bir mütefekir yazmış. Sonra Ahmet'e Mehmet'e şey yapmışlar. İnşallah bulurum bak. Bak bulacağım. Güzel bir şey olduğu için demiş ki Allah'ıma şükürler olsun ki sabaha kadar mesela bir tanesi demiş horladın nefes aldı şükürler olsun ki şikayet ediyor. Demek ki daha toprağa girmemişsin. Vesaire. Mesela bazı şeyler sana dar geliyor. Elbise de kastetmiyor. Bazı şeyler sana bol geliyor. Demek ki varsın. Çok şey, çok güzel. Mesela derdin var. İyi ki varım. Varım da vardı. Varın da var. Her şey bitmemiş daha. İmam Gazali dediği gibi, insanlığının kıymetini bil. Ölünce daha insan olamayacaksın. 10. söz, 11. hakikat. Bab-ı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. İsmi Hak, her ismin her mertebesine var olmaktır. Dirilmektir. Eylemsel olarak farkındalık. 11 tane sıfat var orada. İsmi Hakk'ın cilvesinde. İnsan. İnsan olmak kolay değil. El-Fatiha.